Arkadaşlar Tek Talks 5. bölümden herkese merhaba. Tek Talks'u bilenler bilir. M900 bir Şahin parasıydı. Ölürsün, yoksun. Bakıyorum hep çakma yani. 1,5 kilo ise 1500 watt vardır abi bu. Tabii kiloya göre. 6000 watt yazıyor. 6000 watt. Bu ticari pazar sahtekarlığı. Abi 5000'lik amfi var mı? 5000 watt yazan amfi var mı? Aslında Tech Talks dediğimiz bölümler sohbet içerikli ama işin içerisinde biraz konuyla alakalı teknik terimlerin de var olduğu bir bölüm. Bütün her şey bir 6985 sevdasıyla başladı. Bu bölüm aslında Tech Talks bölümü değildi. Fakat konuyu açtı. O kadar güzel detaylara girdik. O kadar güzel bilgilere girdik ki o yüzden bunu sizlere bir başka içerik olarak değil de Tech Talks olarak vermeye başladım. 6985 ne diyenler? 6985'in ne olduğunu bilen bilir. Bilmeyen de zaten videoyu izleyince anlayacaklar. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Bu arada halıya basma. En iyisi sen videoya başla. Yeni Bosna'da pazara geldik. Engin'le buluşmaya Burak Ertem söz etmişti. Bakalım nasıl yer. Pazarın içindeyiz. Ve Ferit Bey, orada mı? Bayağı esnafın içindeyiz yani. Geldik. New Sound'a sevgili Engin'in yanına. Tekrar selam, nasılsın? Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Dakika bir gol bir TSV400'ü gördüm bile orada. İki tane daha var burada jelatine sarılı. Valla Burak gönderdi. Evet. Dedi ki Engin bu işten anlar dedi. Ben de Allah razı olsun. Meraklısı olarak Burak eski dostum, evet. Araştırıyordum. Evet. Gelmek de bugüne nasip oldu. Gördüğün gibi ben de meraklısıyım yani. Ciddi meraklısı var burada karşımda. Eco 9200 ha? Tabii. 301, 85, TSS 20. 301 ile 302'nin farkı ne? 301'de IMPP yazmıyor. 302'de IMPP yazıyor altında mavi yazıyla. Ama ikisi de şey değil mi? Yani bildiğimiz açık. Birisi kağıt bir de birisi plastik koni. Ha. Tabii. Bak onu bak işte bilmediğimiz detaylar. Sende var mı ikisi de? Var. İkisi de var. Var. Peki sen niye böyle eski takımlarla uğraşıyorsun? Merak mı yoksa hani bu işin... Eskileri sevdiğim için bu 301 mesela. Plastik. Bu komple plastik. Göbeği de. 302'de IMPP yazıyor ve de şey de var. Kağıt. Göbeği de kağıt. Bu tadilat gördü mü? Yok. Hiç tadilat görmedi. Yani bayağı pırıl pırıl gözüküyor ya. Şeyi var mı? Kağıt olanı var mı? Kağıt olanı şu an göbeklerini gösterebilirim de. Bu mesela. Şöyle düşün. Ama burası karton tabii değil mi? Karton. Peki hangisi daha üstün? 301. Bu. Çünkü bunlar Japon. Onlar Meksika, bunlar Japon. Bak yazar. Made in Japon diye yazar. Japon. Diğerleri Meksika üretim diyorsun. Meksika. Şey güç olarak falan veya ses olarak. Bunların ses kalitesi ve yani bir de plastik daha uzun ömürlü. Neden diyeceksin? Mesela kağıda güneş vurduğu zaman o kavuruyor yavaş yavaş. Ama bu plastik olduğu için güneş buna bir şey yapamıyor. Güzelliğine bak ya. Kendi aracında tesisat var mı? Vallahi vardı da şu anda bende bir E30 vardı zaten. 3000 motor. Çok güzel bir E30'um vardı. Dillere destandı. Onu işte sattım. Bir daha da zaten alamadık. E30 fullerin fullüydü yani. Ters bir şanzıman vardı, dereceli eksantrik vardı. 325'in silindir kapağını falan koymuştum. O zaman sen şey yaptın. Daha sonra yani E36 yarışlara falan gidiyordum. Bayağı bir o zaman şeydik, aktiftik. Temiz olanlar bunlar. Bunlar orijinal Japon. Bunlar zaten Free Air basların ilk çıkanları. Karoseriya diye geçiyor. Aa, bu benim alışık olmadığım bir şey. Görmediğim bir görsel daha doğrusu. Evet. Sadece bunların körüklerini yaptırdım ama körüklerinin de orijinal körük. Yani şu kalitede körük. Niye Karoseriya yazıyor bunlar? Bunlar Japonya'dan gelme. Yani Japonlar kendilerine ürettikleri ürünlere Karoseriya diye, Pioneer Karoseriya diye adlandırmış. Amerika'ya ürettiğine de Premier Pioneer diye. Premier yazıyor onun başında. Tabii. Olabilir. Evet. Kendine öyle, Japon her zaman kendine farklı üretiyor ya. Tabii. O da öyle bir şey demek ki. Bak teyiplerinde de mesela Karoseriya'dır. Mesela şeyi de dış kasası da mesela bakır. Çoğunu böyle bakır yapıyor. Tabii bakırdan soğutması daha iyi. Aa, kasa soğutması. Şimdi anladım. Tabii. Ama tabii bunlar şey, yeni serileri, şeylerin logosu değişmiş artık. Yeni Pioneer logosu var, görüyor musun? Evet. Tabii eski logo bu. Eski logo bu. Bak mesela şu yeni logo. Yazılım bak biraz daha böyle yan. Eski seri teypler neler var? 8400 var, 9200 var, 9500 var, 5400 var, 8600 maun var, 9200 var, 815 CD'si var, M900, DxP1, 8100, M800. Bunların en babaları hangileri o dönemine göre çıktığında? 8600. M900. M900. M900 bir Şahin parasıydı. Şu gri olan. Heh. Niye öyle? O cihazda 2-3 tane ses özelliği var, 2 tane equalizer var, çok ayar var, çok profesyonel. Yani zaten içini aç, mesela bir teyipte 2 tane taban entegresi varsa bunda 6-7 tane var. Sistem entegreleri yani, tam dolu. Ses kalitesine odaklanıyor. Mükemmel, mükemmel, high-end. Zaten kafası bile onun motorlu açılıyor, motorlu da kendi çekiyor kafayı, kendi kapatıyor. Bunları hatırlarım mesela çocukluğumdan. Hatırladım bunu, bu döneme yetişiyorum. Onlar 87, 88. Bunlar değil mi? 80, evet, 88. O, onlar daha eski muhtemelen. Onlar çünkü daha eski. Bunları hiç hatırlamıyorum. Onlar 1981'den falan kalan cihazlar. Equalizer'lısı var, düzü var. Hele şunlar daha da eski, 79 falan. Bunda... Bak böyle açıp böyle kapatıyorsun. Çok değişik bir açılma kapama sistemi de var yani. O dönemde öyle yapmış. Şu daha 90'lar muhtemelen. Evet. O evet. 95-96 falan. 94-95 aynen. CD'dir bu. CD'lerde ses işlemcisi de koymuş. Mesela kasetlerde Dekupe 800 diye bir bir beyin ekliyorsun. Bunun dahili içinde. Mesela şeyde kaset çalar bir sistemle neticede istediğinde dinlemek istiyorsun. Bir Bluetooth sistemine nasıl bağlarsın? Yani ne tavsiye edersin? Yani hem arabam diyorum eski olsun, kaset çalar olsun ama arkada AUX girişinden mi faydalanım olanlarda? AUX'u Bluetooth'a çeviren var. 2-3 tane aparat var öyle. Birisi şarjlı olan var, bir de USB'ye çeviren AUX giriyor. Mesela öbür taraftan USB, USB şeklinde, flash bellek şeklinde de Bluetooth aparatı var. Onu da takıyorsun USB girişine. Yani ister USB takabiliyorsun, ister Bluetooth takabiliyorsun. Tabii. O mantıklı bir çözüm. İzleyenlerimiz varsa kaç kişi bunu biliyor? Karoseriyaları. Yani şey, gördüm olarak değil de hani bu evet efsanedir, biz bunu bilirdik diyenler çıkacak mı, ben onu merak ediyorum. Bu kadar işin içindeyim ama ben bunu bilmiyorum. Bu 30 santim, bunun bir de bir üstü var. TSV400. 40 santim. Tabii. 6985. Evet. Onu soracağım ama niye 6985 daha çok tuttu da? Evet. 6975'ler daha sonra üretim, yani uzun süre üretilmesine rağmen onlar tutmadı. 6985'in zaten niye efsane duru mesela? Niye efsane onu da söyleyeyim. Twitter'ı da bası da yatsı bobin. Yatsı bobin çok az üretilmiş, yani çok az kolonda var. Yatsı bobinin sesi de farklı, Hayent'e daha yakın, daha canlı. O yüzden 85 yani Pioneer'ın en çok satan kolonu zaten. Yani bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi satan, en çok satan kolon 85 oldu zaten. Ya ben de öyle biliyorum. Pioneer'ı yapan 85 diyeyim sana. Herkes bunu bilerek mi aldı, piyasa diye mi aldı? Bir de görüntüsü çok güzel. Yani gömme, silme yaptığın zaman çok tatlı duruyor. Yani görseli de güzel oluyor. Ve de ses kalitesi de çok iyi. Derin bir sesi var. Bir de bu kolon öyle bir kolon ki mesela teybin çıkışıyla da çalıyor, amfiyle de çalıyor. Her yerde insanı yani rezil etmeden... Tabii. 6980. Herhalde piyasada en çok çakması olan. Evet. Değil mi? Onu da paylaşayım. Ben bildiklerimi paylaşayım. Sen de beni yönlendir. Bana çok mesela fotoğraf atıyorlar. Abi biz bu ürünü alalım mı? Bu 85'ler çok ucuz. Bakıyorum hep çakma yani. Yan sanayi. Şimdi aman diyorum 5 kuruş vermeyin. Değil mi? Tabii. Şimdi ilk ben bunu elime aldığımda mesela şeye bakıyorum. Twitter'lar bir kere çakmalarda parlak oluyor galiba, değil mi? Evet. Şeyleri. Yani evet. Normalde Pioneer'inkiler bu kadar, parlak değil. Bir de bu renk bronz değil de böyle nikelaj gibi, evet, oluyor böyle. Nasıl söyleyeyim? Daha böyle parlak, şu bronzluk yani şu matlık olmuyor. Senin elinde çakma var mı hiç gösterebilmek için? Çakma yok maalesef. Yani sende olmaz gerçi de. Yani. Sonra arkasını çeviriyorsun. Bir de buradaki siyah oluyor. Evet. Öbürleri nikelaj oluyor, gene beyaz oluyor. Evet. Yani şuna bakacaksın yani bu, evet, siyah olması lazım. Pioneer siyah kullanıyor. Ötekiler parlak oluyor. Kasadaki soğuk mühürü de var ama onu bile yapıyorlar. Vallahi ben yapanları çok gördüm. Ona fazla güvenmeyin. O yazıya fazla güvenmeyin şasedeki. Tamam. Ya şu şasede mesela de var. Başladılar mı? Ama var mı yani bilmiyorum. Ama şu siyah olan vida yani ben yan sanayide görmedim. Ya adam bunu düşünemiyor mu? Niye siyah vida koymamış mesela? Çakma yapıyorsun hani. Vallahi bilmiyorum. Ben görsem derim ki siyah yaparım kardeşim derim hani. Sonra burada Pioneer yazıyor. Evet. Çakmaların çoğunda yazmıyor ama Engin'in dediğine göre artık o şey o da varmış yani. Zaten onları bir de eline aldığın zaman çok hafif duruyor yani. Hafif. Eline aldığın zaman bile anlıyorsun. Ama tabii kuş gibi. Lazım. Hani orijinali de yanında olması lazım ki anlayabilesin. Tabii tabii, etli. Hangi ohm işaretinin farklı olması gerekiyor? Mesela orijinalde küçük, çakmada büyük ohm işareti diyor. Bu mesela servis görmüş bir 6985. Bunun sadece körüğü değişti. Yani Twitter'larının bobinleri orijinal, bas bobini orijinal. Yani şöyle söyleyeyim, arabanın lastiği bitmiş gibi düşün. Hı-hı. Mecbur değiştiriyorsun. Bunun da körüğünün bir ömrü var. Atıyorum 5 sene. 5 sene sonra bu başlıyor kendini bırakmaya. Güneşten etkilendiği için tabii güneşten çürümeye başlıyor. En son çok zayıflıyor, dökülüyor. Bana mesela tavsiyen olsa, ben 6985'e güzel bir seri kurmak istiyorum. Evet. Senin tavsiyen ne olur? Bas olarak mı yanına? Yani yanına nasıl bir düzen kurulur? Ya bunların zamanındaki setini sorarsan çok güzel bir setti. 301, yani 301'den sonra 302 de çıktı. Yani 301-302 subwoofer olarak. Kolon olarak 85, önlere de TSS 20. Yani küçük Twitter'lar. Yani şeyleri de var. Onların daha iyileri de var da. Yani şöyle trash Twitter dediğimiz tarzlar, şunlar. Mesela bunlar ön zilleri. Bunlarda volüm de var yanlarında. Yani buradan sesi kısıp açabiliyorsun da. Ben bunları bilmiyorum. Tabii buradan. Bir de bunların kondansörleri falan hepsi içinde. Yani dışarıdan süzücü. Aslında komponent yani bu. Evet, süzücü falan koymuyorsun. İstiyorsan dinletebilirim. Yani isterim tabii, niye istemeyeyim? Komple kısıp açabiliyor. Bak şu an mesela kısıkta. Yavaş yavaş açıyorum. İstediğin volüme de getirebiliyorsun. Mehmet, çok tatlı bir özellik ya. Düşün. Kodunu söyle. Büyücü. Öyle mi? Ne anlamda büyücü ama? Okuyor, üflüyor, amfi çalışıyor. Yes. Evet. Fetlis, insomnia. Uykusuzluk abi. Alfabil abi, alfabil. Big Japan ama işte o da zaman da o... Oğlum Big Japan'dan sonra ne müzikleri var, Forever Young var. Ondan sonra 80-90'lar çıkıyor ya. Ama bas da istiyorsan biz mesela o dönemlerde tesisat yaptığımızda direkt galerinin alt katında bir müzikçi vardı. Gidip oraya direkt Enigma'nın CD'sini alırdık. Enigma. Ya teyiple bile tesisat yapardık. Yani 4 tane 85, bir teyiple bile Enigma'nın CD'siyle bildiğin tesisat var gibi arabanın içinde durulmuyordu ya. 302 mi? 301 mi? Hadi bakalım. Ben 301. Bence 302. Ben 301'i çok tanımam. 302'yi tanıyorum ama 301 bir sene ya da 2 sene. Yani 6 ayda bir ürün gamı vardı. Eskiden 1 senede 2 senede bir gam çıkardı ürün yelpazesi ama tabii insan kulağı veya insan vücudunun algoritması 50/60 Hz'dir. Lamba floresanların da üzerlerinde yazar. Her 220 volt girişlerinde otomüzikte de öyledir. mesela 20 Hz'i insan kulağı duyamaz. Duymaz. Ha, yani haşerat, bir de bizim işte 20.000 Hz yani evet. 20 kilo Hz'in üzeri bize rahatsızlık verir, duyamazsın. Evet. Biz mesela amfi konusunda işte Rockport'un bazı özel cihazları vardır. 50 Hz'lik sinyal deriz biz. Seste veya müzikte yakaladık mı? En güzel aralık değil mi? Kesinlikle. En güzel frekans. Şimdi Engin abiyle mesela yıllardır söyleriz. Mehmet abi de mesela eski bir Pioneer'cıdır. Digicon'da görev yaptı. 301 mi? 302 mi? 301 mi? 302 mi abi? Ben 302 diyorum. 302. Şimdi Engin abi eskiden yaptı arabasına. 301'i bayağı bir... Onu ben de dinledim. Kabul ettiğim durumlar var ama 302 başka bir şey ya. Hani o 50 Hz'i verebilecek. Abi bak şimdi orada bir aşağılık bir alet var mesela. Amplifikatörlerde evet, ağ babasıdır. Evet. Çoğu bilmez. Bunda yaptığın ayarı. Mesela o zaman Serbin Mega vardı. Ne diyebilirim? Eskilerin kıymetini yeni anlıyoruz aslına kesinlikle bakarsan. Şimdi analog abi. Niye pick-up? Hayırdır bu ona? Tabii kesinlikle gerçeklik var. Niye pick-up? Niye analog? Niye Klas A? Tamamıyla diyor insan yapısı, anatomisiyle ilgili bir şey. Başka hiçbir şey değil diyor. Gerçekliği. Şimdi millet midrenç dinliyor. Çatapat, çatapat, çatapat. Bir müzik 4 dakika. Kulak doldu. Hadi ikinci parçayı dinle. Mümkün değil. Şey, örs üzengi çıktı. Abi ses duvarları kapanıyor ya da ses duvarlarının yamulmaya başlıyor. Bunlar rahatsız yani ediyor. Tabii ama o kulak çınlaması dediğin işte örs üzengi ve çekicin bir yerden sonra kapanıp kendini korumaya almasıdır. Tabii. Ve onun da açılma süresi uzundur. Yani çabuk kapanır ama zamanla açılır. Yani gerçeklik sesi biz yakalamaya veya yakaladık, dinledik, açtık. Şu anda bir arabaya binsem, biri teybi açıyorsa hemen kısıyorum. Artık yordu bizi. Evet. Yani Engin abi de, hatta o bile... Ona yaşlandık diyoruz abi. ya yaşlandık mı abi? Yok, yaşlanma değil de kulak hassaslaşıyor yaş yapınca. Ya tabii artık evet, daha tizleri duyamıyoruz biz. Bir çocuk... Yani midranç ben dinleyemem mesela şu an. Abi yani... Genç işi bana göre. Hala eksikler var. Doğru mu Engin abi? Evet. Bilinçli pek fazla montajcı. Ülkede en büyük sorun montajcı. YouTube'dan izleyip bir amplifikatör bağlamaya çalışmayın arkadaşım. Bu kadar. Temel hata ne yapılıyor? Bir amplifikatör kişi bakıyor, artıyı bağlıyor. Oysa RCA'yı bağlamış. Buradan akım çekiyor tersten. Amplifikatöre zarar verebiliyor. İlk önce eksi bağlanır, artı bağlanır, sonra tetik, en son bu bölüm bağlanır. Bunun da bir sıralaması vardır. Yani çok yaşıyoruz bunları, karşılaşıyoruz. İşte vida atarken kişi tornavidayı kasaya, gövdeye, canlı uçları deriz mesela. Amplifikatörde bunun... Subleyimi mi attırıyorlar arkadaşlar? Yok, gövdeye durduğunda amplifikatörün çıkışını şase yaptırıyor, bozabiliyor. Elektrik yani olduğu için... Tornavidayı buraya değdirdiği zaman... Evet. Tabii. Yani izolasyon yapmıyor bulunduğu tornavide. Ya da sistem bağlı değilken bu işini yap. Hani artı eksiği vermişsin, tetiği vermeden... Hoparlörün yönü de önemlidir. Tabii. Faz vardır çünkü doğru artı, doğru eksi. Bu şekilde ilerlemesi lazım. Bazı arabalarda alternatörden dolayı frekans sesi alıyoruz. Motor sesi deriz biz daha. Gaz verdiği zaman. Bu birincisi teybe bağlı olabiliyor. İkincisi kullandığı dek kablosu, ses kablosu, artı kablosu. Tabii aracın donanımına göre de değişiyor. Amplifikatör de dahil oluyor. Ucuz kablo seti. Kesinlikle. Yatkın oluyor. Yani, ne yapıyor? Şaseden frekans mı alıyor? Ne oluyor yani? Şimdi bazı otomobillerde yüksek gerilim diye bir frekans alıyor. Mesela xenonu var. Arabanın orijinalinde xenonu var. Çektiği hat orada başka bir bileşenle arabanın solundan çekmiştir. Orada benzin otomatiğine giden bir besleme kablosunu oradan çekebiliyor. RCA, dek kablosu dediğimiz ses sinyalini veren. Oradaki bileşeni yakalıyor. Tabii bakır da değil. OFC dediğimiz kaliteli bir bakır da olmayınca bu da yapıyor. Bir de şunu çok yapıyorlar. Amasörü civatasını gevşetip oradan şase almaya çalışıyorlar. Yani alabileceğiniz Gurron amplifier etiketi var mı? Şurada bir yerinde Gurron diye bir not göreceksiniz. Şurada. Gördün mü? Birçok amfide bunu yazabilir. Yani aslında eksi anlamına girer ama bunu baskılamasındaki sebep ne yaparsanız yapın eksinizi, şaseyi doğru ve düzgün alın. Evet. Kesinlikle. Evet. Bu arada arabanın bütün her aksamında şaseleme çok önemli. Kesinlikle. Yani. Bu nasıl bir bas amfisi? O beni kanser eden bir bas amfisi. Nedir bu bas amfisinin iyisi nedir bu dönemde? Abi Klas A teknolojisi. Bunu da sana nasıl basit söyleyeyim. Eski dönemde ilk yapılan yani natürel gerçek seste Klas A teknolojisi hem sese hitap eden ama biraz da enerji sorunu çıkarıyordu. Sonra amplifikatörlerde Klas AB çıktı. Daha sonra da Klas D çıktı. 3 kategori. C'ye ne oldu? C yok bizde. F vardır, FD vardır. Ev grubuna hitap eden gruplar var. Klas A teknolojisi bu alet ne yazmış? 200 artı 200, 1 çarpı 400. Mono bağlarsan 400, kanal bağlarsak 200 artı 200. Watt olarak veriyor. RMS olarak da teknik verileri vardır onun katalog verilerinde. Mesela marşa bastığında 12 volt değil de 14.4'e çıktı mı wattın rengi değişir, evet, yükselir. İstopetinde 12.5 voltluk bir değerde wattın da değişir. Bu da değişir. Klas A'nın amacı neydi? Bu Klas A mı? Kesinlikle. Klas A'daki teknolojik durum biraz sünüm faktörüyle ilgili. Yani bundan 400 watt almak istiyorsam kazancım 100 amper olacak. Beslemeyi çok iyi almam lazım ki sana o verimliliği vereyim. Tabii kablolaman çok iyi olacak. Kesinlikle. Alternatörün çok iyi çalışacak. Şimdi biz orayı açtık. 0'a 0 orijinal her şeyini kullandık. 100 ampere ihtiyacımız var. Kapasitör? Bir nevi bir yere kadar. Peki. Destekleyecek. Klas A için konuştuk bunu. Evet. Klas AB'ye geçtik. PWM'de yani push-pull çalışma sistemi, anahtarlama sistemi daha hızlandırdık. Bu da bunun verimliliğini arttırdı. Ama öteki yandan ses kalitesini bozdu. Yani bunu osiloskopta göstermek icap edebilir. Gerçek ses sinyali sinüs dalgadır. Tabii Klas AB'de bu biraz daha hızlı veya tepede kırılma noktaları sebep verdi. Bu neye değer geldi? 400 wattı almak için 60 ampere ihtiyaç duydu Klas AB teknolojisinde. Klas A'da 100 ampere ihtiyaç vardı. Enerji faktörü. Şimdi Klas AB'de 60 ampere düştü. 400 watt alabilmem için. Klas D'ye geldi, 30 ampere düştü. Şimdi bu anlattığım bana iyi bir şeymiş gibi geliyor ama. Fakat burada sorun ne? Bunu örnekleme verirsek fakat veri kayıpları oluştu. Benim insan vücudum az evvel ne dedik? 50/60 Hz'lik bir sinyal bizi sevindiriyor ya. Fakat D Klas, Klas AB'de ses algoritması bozuluyor. Kabul görmüyor. Ben kendimce yani yaptığım teknik şeye göre... Aslında düşük watt'tan istediğimiz gücü elde ediyoruz ama başka yerlerden fire veriyoruz. Tabii. Kaliteden fire veriyoruz. Tabii. 100 watt diyor mesela. O maksimum. Ticari, hayır, o ticari pazar sahteliği. O ticari pazar sahteliği. Bu ne mesela? Nasıl 1100 watt? Veremez. Tarkan konserinde 600 watt kullandı. Tamam, doğru. Gerçek, ben şimdi babama söylemiştim vakti zamanında. Baba dedim, ben eve dedim 2 tane 1000 watt'lık şey alacağım dedim, hoparlör alacağım dedim. İnsan öldürür. Babam diyor ki, biz konserde kullanmıyoruz o kadar watt'ı ya dedi. Sen neden bahsediyorsun? Hani... Evet. Bu ticari pazar sahtekarlığı. Yani bunu satın alan kişi, hatta bizde popülerleşmeye başladı. Abi 5000'lik amfi var mı? 5000 watt yazan amfi var mı? Ölürsün. Yoksun. Ha Mehmet abi. 5000 watt ne yapar bizi? Sağır eder. 1500 watt kendisi en fazla 1,5 kilo. Kilogramdan boşver. İçini görmek isterdin yani. İçi çoklar. Ototeyip çıkışı. Bakayım. 1,5 kilo ise 1500 watt vardır abi bu. Tabii kiloya göre. Çıkışları da tutan bak orada vidalar görüyor musun? 2 adet ototeyip çıkışı vardır bak. Şurada. Görüyor musunuz? Eski nesil ototeyip çıkışları vardır. Ticari pazar durumudur. Evet 25 artı 20, 20 artı 20'dir. Onun maksimum verebileceği. Evet. Bunun maksimum vereceği 20 artı 20 mi dedi? Evet. 20 çarpı 4 var. Ama rakama gel. 1500 watt. 2 kanal 70. Yani esas da böyle sağlam bir amfi. Tabii gerçek ama. Bak mesela altta ne yazmış? 2 ohm'daki değerlerini 320 watt vermiş. Totalde empedans düştükçe watt artıyor. Ama ses kalitesi oluyor. Akım da çok seri çekiyor. Bağlarsan mesela. Üst üste. 4 ohm, 4 ohm, 2 ohm'a düşürdük. Bu mesela 320 dediği anlık verebildiği watt mı? Tepe noktası. Tepe noktası. Vuruyor, pik yapıyor. Maksimum. Maksimum. Evet. Bunda da mesela o tepe noktası kaç biliyor muyuz? Eski teknik verileri çok vermiyor. Yine o 400, bu... 410, 420 gezer. Yani harmonic distortion'ı zorladığında tabii 100 amper sağlaman da gerekir. 200 amper belki 150 amper. Klas A'da biraz durum değişiyor. Onlar da o kadar amper beslemen gerekir mi ya? Hangi arabada var ki o kadar? Klas A'da çok zaten ceyranı seven amfiler. Evet. A klaslar ses kalitesi olan bütün amfiler ceyranı sever zaten. O zaman mesela ben böyle bir amfiden çok iyi verim almak istiyorsam 2 tane akülü ya da 3 tane Şahin'in var olan alternatörleri alamam zaten bu gücü o zaman. Yok. Alamaz. İkinci yani, bir akü veya ikinci yani bir dinamo. 2 amfi, 3 amfi koyduğun zaman mesela, kesinlikle yedek akü koyman lazım. 904'lerde yaşardık o dönem. %100 bakır kablo kullanman tabii, lazım. Farlar sönerdi. Hatta rolanti böyle kafa sallardı yani vurduğu zaman. Bas vurduğu zaman bile farların böyle eridiğini görürdüm tabii, yani. Gelip geldiğini. Kesinlikle. Ya bütün sistemi ama ondaki lezzet bırak bambaşka bir şey ya. Bakın şu ibareyi görün. Klas A teknolojisi. Bu amplifikatörlerde mesela kullanıcı hatası en çok neyden kaynaklanır? Sigorta yuvaları hep erir. Niye? Doğru besleyemiyor, doğru kablo değil. %100 bakır kullanmıyor, ucuzuna kaçıyor. Ucuzu da böyle hatta yapıyor, amfiye zarar veriyor. Şuradaki GND'yi görüyor musunuz? Round, evet. Erimeye başladı. Daha berbat olanları var. Kullanıcı buna fabrik şey der. Üretim hatası der. Görse yani. 904'e affedersin. Kardeşim niye bana göre yani? Bu Klas A'de yani kraldır bu. Bu çok gerçekten. Tabii. Biz buna 485, 2302 girdiğimiz önemleri biliriz. Ve de şu amfi kaç watt biliyor musun? 4x55. Şey dın değerleri. RMS. Dın değerleri. Evet. Evet. Gerçek wattı yani. Kaç tane montajcı, kaç tane kullanıcı bir amplifikatörün, bir teybin kullanma kılavuzunu okumuştur acaba? Hoparlörde bile QTS değeri vardır, QM değerleri vardır. Hangi aralıkta kullanacaksın? Gidiyorsun 80 liraya bir tane kabin alıyor, bası koyuyor, bu bas çalmıyor ya. Devam. Yani nasip olursa Engin abim de müsaadesi olursa iş yerime bir gelin, biz size basit bir basın, doğru bir kutuda, doğru litrede neler verdiğini size duyurmak isterim. Bir de senin dükkanı uğrayalım, ondan sonra buraya geri gelelim. Hiç sorun değil. Evet. Engin abim de gelsin. Belki, bak tamam. Senin cihaz var. Tamam. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Şu adamı çeker misiniz? Bayılıyorum bu adama ben. O neci? O da bizim Yalçın abimiz. Teyipçi. Teyipçi. Gel Engin abi. 15-16 tane var. 14-15. sene oldu. 14-15 sene oldu. Tabii. Burada senin dükkan. Evet. Tamir işlerini de burada yapıyorsun. Maalesef. Niye abi de güzel ışıl ışıl. Ya Infinity tabii bunu da hatırlıyorum ben. Şu anda benim için kral müzik bu. Bluetooth. Böyle çalışırım böyle tıkır tıkır. Yeterli. Bu adamı da dinleyince bayılırım. Böyle hafif hafif takılırım. Geliyor çok ciddi para. İkinci de... kapatalım telif yerim. Çok isterim ama... Çok isterim ama telif yerim. Kız ha kız. Hani size şey bahsettim ya. Burada driver veya bileşenlerin doğrusallığı olsun. Ne var? Bunlar hep müşteri cihazları. O çok kötü ya. Ne yaşıyorsun abi arıza amfide? En çok olan başına gelen... Çıkış arızası. Çıkış transferlerini yakarlar. Bol bol çıkış transferlerini yakıyorlar. Yani bir insan nasıl yakabilir ki durduk yere yakamaz. İşte sonuna kadar açtı, uzun süre ısındı bilmem ne falan gibi bir şey. Yani kullanıcı hatası ne? Kesinlikle. Ya bu o kadar başa döner ki yani neye karar vereceğimi de bilemiyorum. Yani neyi söyleyeceğimi bilemiyorum. İnsanlar müzik ses tesisatında neyi yapmamalı öyle söyleyeyim. Yani örnek olarak bana şunu yapmamalı diyeceğim bir şey var. Yüksek sesle bu parça değiştirmemeli. Tabii o atlatma sahnesi var. Sesini yani kısıp. Yoksa hoparlörlere zarar verebilir. Ses yüksekken mesela amfiyi müdahale etmeyecek. Yok, yok parça değiştirmeyecek. Başka parça. Tabii. Kısacak sesini parçayı öyle değiştirecek. Yüksek sesle böyle saçma sapan şarkıdan şarkıya geçmeyeceksin. Tabii. Yani. Burada 6000 watt yazıyor. 6000 watt ne? Abi yani 6000 3 tane UFO. 2 tane UFO elektrikli yani öyle tabir edeyim. Bunlar satış politikasında üzücü şeyler işin doğrusu. Çok basit bir hoparlörde 700 watt RMS diyor. Ya arkadaşım JBL 1000'lik kocaman mıknatısı var. Kocaman bobin var 250 RMS demiş. Yani pik değerimde 1000 demiş. 250 ile 500 aralığında hareket eder sana cevabı veririm. Ya bunu yazmasın artık bunu açsınlar. Yani distribütörlere aslında bunu seslenmek lazım. Çaldığın zaman merhaba hocam. Şimdi dip sesini çok iyi Osman amca lazım. Bu adam birine benziyor. Çok eski tanıdığımız bir zata benziyor. O zat Allah rahmet eylesin. Evet. Büyük zat bu. O ellerindeki yüzüklere böyle baktım ben onu. O zaman gördüm. Sen oğlusun. Oğlum büyük olayım ben. Benziyorsun. bahsettik en başında. Driver. Teybimi görmek ister misiniz? Görelim 1990 model. 1990 model. Evet. Sen ne dersen bir Türkiye'de bende var. Işık yapayım. Evet. İyi akşamlar. Fujitsu Ten. Nur içinde yatsın. Evet. Ben her gün dinlerim. Eyvallah. İşte bu bastonu 302'de dinleyeceksin. Öksürtüyor abi. Bu parçayı bayılıyorum. Abi sen yanlış biliyorsun. Senin basın çalmıyor. Benim babam doğru bas kullanıyor. Kesinlikle. Bas doğru. Doğrusu. Kardeşim görüşürüz. Mutlu oldum ya. Abi gerçekten çok keyifli bir sohbette. Sağ olun. Her zaman beklerim. Bu neler aldık? Bir çift 6985 aldık. Bak. Güzel. Bakımı da yapılmış. Hani körükleri falan değişmiş. Biraz önce test ettik. Güzel. Bir de K7200 kaset çalar. Bir de Bluetooth aparatı var onun. Şöyle. Yani kaset çalacağız ama AUX'a geçtiğimiz zaman da istediğimizde telefondan müzik dinleyebileceğiz evet. Müziği. Daha ne olsun. Evet abi. Sana şimdi ödememi de aktarayım ben. Kapatabilirsin burayı. Bundan sonrası bizim özel artık. Bizim aramızda bundan sonrası.